28 Haziran 4 Temmuz. Değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Bizim kuşlar fingirdeşiyor, idare edin. Akkay Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Değerli yaylar, bu ara şuna dikkat etmeniz lazım. Evrakları karıştırabilir. Yanlışlıkla başka evrakları başka dosyalara koyabilirsiniz. Unuttuğunuz bir evrak canınızı yakabilir. Hiç ummadığınız, güvendiğiniz bir insana dosyayı verebilir ve bu dosyalarda bilgiler çalınabilir. Bu hafta gizlilik döneminiz olması lazım. Para emanet edildiyse gizli, gizli evraklarınız varsa aman gözünüz gibi bakın. Bu ara yapacağım SATA işinizde malum olabilir ve işinizden kovulmanıza ve tazminat açılmasına sebep olabilir. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Gözümüz gibi bütün evraklara, bütün dosyalara dikkat ediyoruz. Anlaşıldı değil mi? Yeni iş kapısı ve arayış içerisinde olanlar bu ay beklemeyin canım. İdare edin bulunduğunuz noktada ama ayın 22'si 23 Temmuz'dan sonra olumlu görüşmeler, olumlu diyaloglar olacak. Bu da sizi tatmin edecek diyorum. Uzun süredir iş problemi yaşayan ve hala benim iş kapım olmadı ve maddi olarak çok zordayım, ev kiram bile ödeyemiyorum diyen bazı yay burçlarına sürpriz bir miras, sürpriz bir destek, güzel bir iş kapısı sizin hayatınızı rahatlatacak gözüküyor. Ben artık bu İstanbul, bu Ankara, bu İzmir, bu şehirde yaşamak istemiyorum. Köy hayatına girip tarımla ilgileneceğim diyen yay burçları, evet böyle güzel bir fırsatınız var. Yeriniz ve toprağınız değerli. Ben de olsam giderdim. Hiç düşünmenize gerek yok. Artık stresten kulaklarınız, sinirsel kas evrelerimiz, en ufacık şeyde el titremeleriniz başladı. Ama bunun için daha 3 yılınız var. 3 yıl daha sabırlı olun. Ondan sonra nereye gidiyorsanız gidin. Toprak sizi bekliyor. Altyapısını düzeninize oturtabilirsiniz. Avukatsanız, savcıysanız, hakimseniz, yer değişimleriniz ya da ofisi kapatma niyetiniz olabilir. Devlet içerisinde sadece olmak isteyebilirsiniz. Ya da avukatsanız, hakimlik sınavınız varsa ya da bu hakim olmak istiyorsanız bununla ilgili eğitimler söz konusu olacak. Özellikle sanatçı yaylarda fırsatlar var. Tanınma, şan, şöhret, isim, markalaşma. Eğer kendinize Instagram, YouTube sayfası açacaksanız yapın. Eğer bir ressamsanız önünüz aydınlanacak. Eğer bir resim öğretmeniyseniz, müzik öğretmeyi, müzikle ilgileniyorsanız güzel fırsatlar olacak. Bunları değerlendirin. Çünkü bu dönem yay burçlarında enteresan bir enerji var. Bu enerjiyi doğru evredimizde, işimizde bile başarır ama ilk başta ne dedim? Gizli dostlarla alakalı dikkat etmeniz lazım. Zarar göreceksiniz. Ama böyle keyif işleri ve kendi markanızı yaratmak istiyorsanız risk alın. Dosyayı bile yaratın. Hemen biri sizi tanısın, yönünüz belirlensin diyorum. Bir de bankada çalışıyorsanız, finans sektörü, insan kaynakları, satış, emlak, yani parasal alanda çalışan bazı yay burçlarında farklı yerlerden gelecek teklif, özellikle gümrükte çalışıyorsanız ya da havacılıkta çalışıyorsanız farklı gelecek teklifler, sizi yurt dışı ile alakalı bağlantılar olacak. Değerlendirirseniz bu fırsatlar size maddi olarak büyük bir aydınlığa kavuşacak diyorum. İş mahkemeniz var ya da işe iade etme mahkemenizde ertelenme olacak ama hakkınızı geri alacaksınız, sabırlı olun diyorum. Sevgiliniz terk edebilir bu ara. Sevgiliniz küsebilir bu ara. Eşiniz küsebilir, anneniz küsebilir. Bu ara size karşı alınacak insanlar var. Yani bu ara her şeyi alttan alalım. Motivasyonumuzu yüksek tutalım. Çünkü en küçük şeyde bile kırılgan olabilir. Ani refleksler karşı tarafı incitebilir. Sevgilimize kibar, eşimize kibar, kardeşimize, ailemize kibar davranalım. Yoksa küskünlükler uzun olacak. Ona göre ayağınızı denk alın. Sevgilinizden bir mesaj, bir mail bekliyorsanız buna vakit var ama içinizdeki evre o mesaj size 14 ya da 17 gün sonra gelecek, şu an değil. Sevgilinizle ilgili bazı şüpheleriniz varsa bilgisayar, cep telefonundan açığa çıkacak, gözünüzle şahit olacaksınız bu iki. Evliliğinizle beni aldatıyor tripindeyken eşinizin aldatmadığını ve günahını aldığını anlayacaksınız bu üç. Sevgilimin başka biriyle ilişkisi var, şüpheleniyorum diyorsanız bu ara sizin ruhunuzda böyle enerjiler değişiyor. Bence siz kendinizi bir kontrol edin isterim. Çocukla ilgili uzun süredir tedavi görüyorsanız Eylül ayına ertelemeniz, artık vücut yapısınız şu ara bu psikolojiyi kaldırmıyor. Ertelemeniz sizin için daha sağlıklı olacak gözüküyor. Mal konusunda kardeşler arasında yaşayacağınız bazı haksızlıklar canınızı incitebilir ama adalet noktasında tek tek hakkınızı alacaksınız. Kimse
kimseye bırakmayacaksınız. Ufak bir araç satımı var. Yeni bir araç alacaksınız Ağustos sonuna kadar. Şu an bu araç doğru istediğiniz fiyata satılacak. Ağustos sonunda da doğru bir anahtar alacaksınız. Şöyle söyleyeceğim. Altınınız, bileziğiniz, yüzüğünüz, küpeniz, değerli bir şeyiniz, mücevheriniz çalınabilir. Yakın bir dostunuz çalacak. Ayağınıza denk alın. Bu ara misafirlerinize dikkat edin diyorum. Yalnız evde parke, mutfak parkeleriniz, yatak odası parkeleriniz, yerlerde bazı değişimler olacak. Özellikle de anne ya da babanızın müstakil bir alanda tadilat ve yapılanmasını istediğiniz bir olay var. Buna da destek olacaksınız. Bir de ailenize verdiğiniz borç size geri iade olacak. Endişe etmenize gerek yok yay burçları. Öpüyorum. Umutla kalın. Rabbimle kalın. Aşk sizlerle olsun. Allah'a emanet olun.